Evet arkadaşlar, bir kere daha hoş geldiniz. Ben hemen ufak hatırlatmaları yapayım. Bir önceki videoda O Ses Türkiye'ye nasıl başvururuz, nasıl yarışmacı olabiliriz, nasıl seçiliriz vesaire vesaire bu bilgileri vermiştim. Şimdi başvurdunuz, seçildiniz, sonraki turlarda sizi ne tarz zorluklar bekliyor onlardan bahsedeceğim. Kendi tecrübelerimle tabii ki, ama öncesinde hepiniz lütfen kanalıma abone değilseniz henüz lütfen abone olunuz ve bildirim çanını açınız ki yeni videolar geldikçe haberdar olun. Yine 10 dakika süremi başlatıyorum ve bu 10 dakikalık sürede sizlere bilgileri vermeye başlıyorum. Birinci tura çıkacaksınız. Artık seçildiniz, şarkınız belli, tonunuz belli. Bir tane provanızı aldınız. Orkestra ile beraber çıktınız, söylediniz. Çekimden önce provanızı aldınız ve artık sahnenin arkasında sizin isminizin söyleneceği anı bekliyorsunuz. Heyecan dorukta. Nefes nefesesiniz. Kalp atışınızı dışarıdan hissedebilirler o an. Yani kalbiniz dışarı çıkacakmış gibi bum 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 atarcasına çalışmaya başlıyor o an. Sahneye çıktığınız andan itibaren, çıkmadan önce daha doğrusu, derin bir nefes alın. İçinizdeki heyecanınızı bir kere bir kenara atın ve yerlere sağlam basarak yürüyün arkadaşlar. Geldiniz, size belirtilen bir nokta var. Orası zaten işaretli sahnede. O noktanın üzerinde durun diyorlar size. Sağa sola gitmeyin diyorlar. Mikrofonu böyle tutmayın diyorlar. Böyle tutmayın diyorlar. Böyle tutmayın diyorlar. Düz tutun diyorlar, 90 derece. Çünkü yayın mikrofonu arkadaşlar o. Yani alıp da sahneye çıkıp bir performans sergileyeceğiniz bir mikrofon değil. Biliyorsunuz canlı yayın olduğu için aynı anda hem televizyonlardan hem de stüdyoda duyuluyor bu ses. Canlı yayın dedim, onun altını çizeyim, hemen düzelteyim. İlk turlar tabii ki canlı yayın değil ama yarı finalden sonra canlı yayınlara geçmeye başlıyor. Ama yayın mikrofonu olması, kullanılmasındaki amaç televizyona sesleriniz daha net gelsin diye. Evet, sahneye çıktığınız anda size hareket etmeyin dediler ya. Hani size şarkınızı burada söyleyin dediler ya. Bakın, seyirciyi ele geçirmek çok önemli. Bir atımlık kurşununuz var. Bir şarkınız var. Dolayısıyla lütfen kendinizden eminseniz, emin değilseniz olduğunuz yerde kalın. Ama kendinizden eminseniz tribünlere oynamayı elden bırakmayın. Eğer tribünleri gaza getirirseniz jürileri de birer birer döndürmeyi başarırsınız. O yüzden lütfen içinizdeki heyecanı bir kenara atın. Mum gibi şarkı söylemeyin. Sahnenin ortasına gelip radyo gibi şarkı söylemeyin. Tahta gibi şarkı söylemeyin. Orada sabit dikilmiş, benim buradaki kum saatim gibi tam ortada durmuş. Sonrasında şarkınızı söylüyorsunuz. Sesiniz ne kadar güzel olursa olsun. En fazla 2 jüri döndürürsünüz. Bilemedin 3 jüri döndürürsünüz. İkinci turdan sonrasını zaten göremezsiniz arkadaşlar. Bu taktiğimi sakın unutmayın. İkinci turdan sonrasını göremezsiniz. Çünkü orada sahneye çıkacak olan arkadaşın her şeyinin hazır olması gerekiyor. Konuşmalarınızı önceden düşünün. Nasıl düşünün biliyor musunuz? Mesela diyelim ki 4 jüri dönse kime gideceğim? Bunu bir kere kafanızda kurun. Stratejinizi yapın. Acaba kime gitmem lazım? Kimin yarışmacıları daha çok? Kimin yarışmacıları daha güçlü? Kimin yarışmacıları daha güçsüz? Çünkü ilk 3 turda kendi içinizde yarışacaksınız. Bunların hepsini düşünmeniz lazım. Ve sahnede bir paket olmanız lazım arkadaşlar. Bir paket. Nasıl bu paket? Sahnede yürümeyi de bilmeniz lazım. Tribünlere oynamayı da bilmeniz lazım. Jüriye de konuşmayı bilmeniz lazım ki daha uzun soluklu bu yarışmada var olabilirsiniz. Yoksa sesiniz güzelse bile ikinci turdan sonrasını, maksimum üçüncü turdan sonrasını göremezsiniz ki nitekim bunun böyle olduğunun hepiniz zaten evde ekranları başında farkındasınız. Benden size şiddetli tavsiyedir.
O gün bütün bildiklerinizi unutun ve rahat olun. Sahnede hiç kimseyi umursamayın. Saygıdan ödün vermeyin. Karşınızdaki insanlar çok değerli insanlar. Onlarla ne konuşacağınızı öncesinden düşünün dedim ya size. Ve jürinizi seçerken de dikkatli olun dedim ya size. Diyelim ki jürinizi seçtiniz. Size en samimi o an kim geliyorsa ona gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da öncesinde bir strateji planladıysanız ona da gidebilirsiniz. Gittiniz. İkinci tur geliyor. İkinci turda yarışmacılar şiştiği için her takımda biraz onların azalması gerekiyor değil mi? Sahneye beşer beşer, altışar altışar, yedişer yedişer çıkacağınız zamanlar olacak. Ve o 5 kişiden 7 kişiden sadece 2 tanesi devam edecek. Ben şanssızdım. Her seferinde herkese 5'er kişi çıkarken bana 7 kişi çıktı. O 7'de 2 oldum ikinci turda ve 3. tura yükseldim. O yüzden bunların hepsi çok önemli arkadaşlar. Kademe kademe ve güzel bir şarkı seçin. Sahnede oynayın, tribüne oynayın, jürinizi etkileyin. Önce jürinizi etkileyin ki o sizi çeyrek finallere kadar bırakmasın. Çünkü çapraz düellolarda artık seyirci butonları başlayacak. Seyirci butonları oraya gelen, sizi izlemeye gelen seyircilerin butonları. Ağırlığı üniversite öğrencisi veya örnek veriyorum o an çalışmayan, çünkü çekimler hafta içi yapılıyor. Genç bir kitle gelecek sizi izlemeye. O gençleri etkilemek çok önemli. Arkadaşlar bunları sakın unutmayın. O gençleri etkilemek çok önemli. İlk turdaki şarkınızın aynısını ikinci turda da büyük ihtimal söyleyeceksiniz. Ama üçüncü turda mutlaka ve mutlaka güzel bir şarkı seçmeniz gerekiyor. Dördüncü turda keza aynı şekilde. Çeyrek finalde aynı şekilde. O yüzden bu tavsiyelerimi lütfen bir sağ kulağınızdan sokup sol kulağınızdan çıkartmayın. Benden size tavsiyeler. Bu arada hani diyelim ki yarışmaya girmek istiyorsunuz. Ya Sergio biz senin tavsiyelerine güveniyoruz diyenler varsa bize yardımcı olur musun? Bize bu konuda koçluk yapar mısın? Diyenler varsa aranızda. Onlar bana Instagram yoluyla ulaşabilirler. Instagram'dan takip edin. Instagram adresimi size hemen altta paylaşıyorum. Instagram'dan takip edin, DM yoluyla ulaşın. Ben size elimden geldiğince birçok taktik vermeye çalışayım. Ha, tabii ki %100 garantili taktikler değil bunlar. Ben Seda Sayan'ın takımındaydım mesela. Şiddetle tavsiye ediyorum sizlere de o takımda olmayı. Ama Murat Boz kötüdür kesinlikle demiyorum. Veya Beyazıt Öztürk kötüdür kesinlikle demiyorum. Veya Hadise kötüdür kesinlikle demiyorum ki Hadise bana 100 yılın en güzel teklifini yaptı yani. Dedi ki gel beni seç beraber seninle dövme yaptıralım. Wow. O da dövme yaptıracak ben de dövme yaptıracağım. Aynı günde gideceğiz dövme stüdyosuna yaptıracağız. Bunlar güzel teklifler. Bunlar güzel oyuncu çalma olayları. Ama artık bloklama sistemi de var biliyorsunuz. Bizim dönemimizde bloklama sistemi yoktu. Yani jüriler birbirini bloklayabiliyorlar. O yüzden çok akıllı olmanız gerekiyor. Stratejinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Gideceğiniz jüriyi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ben Seda Sayan'la bu yola devam etmek istedim. Doğru yaptım. Kendi çapımda. Çünkü hakikaten birincisi zaten Seda Sayan'ı çok seviyordum. İkincisi onunla büyüdük. Dinleye dinleye büyüdük. Evet bir arabeskçi olmayabilirim ben. Ama sonuç itibariyle küçüklüğümüzden bu zamana kadar her ekranı açtığımızda Seda ablamız vardı. Ve halktan bir kadındı. Ben ona güvenmeyi tercih ettim. Benim birinci turumu mesela izleyebilirsiniz. YouTube'da bulabilirsiniz. Veya TV8'in O Ses Türkiye sayfasından bulabilirsiniz arkadaşlar. İzleyin sohbetleri, muhabbetleri görün. Kendinize bunu bir örnek olarak seçebilirsiniz. Evet ben belki biraz çok konuştum. Ama olsun güzel konuştum. Rock söyledim. Seda Sayan'la Murat Boz'la düet yaptım sahnede birinci turda. Ve 15 gün magazinlerde kaldım Seda Sayan rockçı oldu diye. Bunu da biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. İşte bunlar işin küçük taktikleri ve trikleri arkadaşlar. Sonrasında biz yarışma bitti yarı finalden sonra biz Seda Hanım'la hatta bir de düet yaptık. Tüm dijital platformlarda yayında. O düetin de bana çok büyük faydası oldu. Aslında O Ses Türkiye benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Sizlerin de değiştirebilir. O yüzden arkadaşlar bu söylediğim hiçbir şeyi kulak arkası yapmayın. Dediğim gibi takıldığınız yerde Instagram'dan bana ulaşın.
ve sizlere destek olabildiğim kadar olayım. İsteyenin kırmızı odasına bile gelirim dermişim şimdi burada. Şaka bir yana. Siz dediğim gibi en güzel taktikleri benden alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada benim sürem doldu. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram'dan da takip edip bana diğer soruları sorabilirsiniz. Ya da yorum olarak videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Eksik bulduğunuz, düzeltmemi istediğiniz bir bilgi varsa onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup çana tıklıyoruz. Sonrasında hep irtibatta kalıyoruz. Bizden sakın ayrılmayın. Yeni videolar ve yeni sürprizler çok yakında sizlerle.